Aşağıdaki ifadeleri çarpanlarına ayırınız. X üzeri 4, x kareye t diyelim bakın. X kare eşittir t olsun. Ha, niye t diyoruz? Bu şart değil. İsterseniz isminizin baş harfini de diyebilirsiniz. U, T, K bunlar denilebilir. Genelde T kullanılıyor. X üzeri 4 yerine T dediniz. X üzeri 2 yerine T dedik. O zaman X üzeri 4. Ne olur? T kare olur. X kare yerine T demiştik. 5T artı 4 geldi. Eksi 4 eksi 1 diye yazarız. O zaman T eksi 4, T eksi 1 gelir. Son adımda unutmayın. X kareyi T'yi yerine yazıyoruz. T yerine. O zaman T kare eksi 4 çarpı T kare eksi 1 geldi. E t kare değil x kare olacak orası. Aman dikkat, t yerine x kare yazıyoruz. X kare eksi 4 çarpı x kare eksi 1 oldu gençler. Burayı 2 kare farkı olarak düşünelim. 4 2'nin karesidir. 1 1'in karesidir. Şöyle yazdık. Şimdi 2 kare farkına çevirebiliriz. X eksi 2 x artı 2. X eksi 1 x artı 1 şeklinde çarpanlarına ayırdık. Bakın şuradaki değişken değiştirme bizim çok işimize yaradı. X kareye t diyerek t cinsinden yakaladık. Sonra t'nin yerine x kare koyduk. X kare artı 3x. Bakın burada x kare artı 3x'e t diyelim. O zaman t kare eksi 26 t eksi 56 olur. Bu da t t eksi 28 2 diye ayrılabilir. O zaman t eksi 28 t artı 2 oldu. T yerine x kare artı 3x yazıyorum. X kare artı 3x eksi 28. X kare artı 3x artı 2. T gördüğüm yere x kare artı 3x yazdım. Buradan sonra bakalım 3 terimli çarpanlarına nasıl ayrılıyor. X x çarpımları eksi 28 toplamları 3. 7 eksi 4. Burada x x çarpımları 2 toplamları 3. 2'ye 1. Yazarsak son haliyle gençler şu olur. X artı 7 çarpı, x eksi 4 çarpı, x artı 2 çarpı, x artı 1. Bu şekilde çarpanlarına ayırmış olduk. X üzeri 6 eksi 1. Şimdi burada x küpe t diyelim. X küp t olsun. O zaman t kare eksi 1 gelir. Bu da nedir? 2 kare farkı olarak düşünün. T eksi 1, T artı 1. Bitti mi? Bitmedi. T yerine x küp yazıyorsunuz. Bu son hamleye dikkat. X küp eksi 1. 1'i de 1'in küpü olarak yazalım. T yerine x küp yazıyorum. 1'i gene 1'in küpü olarak yazdım. Bakın burada ne var? Sırasıyla küp farkı ve küp toplamı var. Küp farkını yazarsak x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. X küp artı 1'in küpü x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 gelmiş olur. Çarpanlarına bu şekilde ayırdık. Ve böylelikle kazanım 36 ve kazanım 37'nin de sonuna gelmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere.